Ceylancığım, üstümü değiştirip çıkacağım hemen. Bir lansman vardı da unutmuşum. Peki Feryal Hanım. Bir limonlu su hazırlayıp benim odama getirir misin? Tabii hemen. Ne? Anlamadım. Emin misin? Ömer'in yerini buldun yani. Birlikteler miymiş? Tamam, adresi gönderin bana hemen. Feryal Hanım. Birlikte İstanbul'dalarmış Ceylan. Anladım. Ben gerçekten çok sevindim. Yani Ömer bu kızla birlikte kaçtıysa artık senden vazgeçmiş demektir. Tayland'da bir derdi kalmamıştır herhalde. Haklısınız. Rica etsem adresi bana verebilir misiniz? Dün akşam ilgilenmediğini söylemiştin. İlgilendiğim için değil. Üzgünüm Ceylan. Sen Taylan'ın hayatını kurtardığın için onun için çok kıymetlisin. Bu yüzden senin hayatını riske atarak Taylan'la gerilmek istemiyorum. Riske atmıyorsunuz. Olmaz dedim Ceylan. Neyse geç kaldım. Benim üstümü değiştirmem lazım daha. Badem Sokak, No 10, Daire 4. Atıl abla, ben çıkıyorum. Hayırdır Ceylan? Bu ne surat? Ve nereye gidiyorsun? İşim var. Ne işin var? Sana ne? Allah Allah. Ceylan! Ceylan! Aytül abla, gelme peşimden. Ceylan dursana, koşturma beni peşinden. Ya sizin evden bir şey oldu. Ona mı gidiyorsun? Bak yaran var, anlarlar sonra. Aytül abla, eve gitmiyorum ki. E nereye o zaman? Bekle bir dakika, ben de geleceğim, çantamı alıp geliyorum. Ya hayır. Ceylan, delirdin mi sen? Ceylan! Ceylan! Taylan Bey, Ceylan aşağıdan bir yerden taksi bulacağım dedi, gidecekmiş. Nereye? Eve mi? Yok, eve değil kesinlikle. Biri mi aradı? Bilmiyorum, ben de böyle hazırlıksız yakalandım. Ömer aramış olabilir mi? Yok, yani arasa söylerdi. Yani herhalde söylerdi. Sen nasıl bir aptalsın Aycuk ya?